Zombi Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Bugün sahada acil bir durumda kullanabileceğiniz telsiz iletişim protokollerini ve bu iletişimin en önemli varlıklarından biri olan pil kaynağımızı nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz basit Çin yapımı, kolay erişilebilir doğal bant bir telsizdir. Bundan daha ucuz veya daha pahalı bir telsiz de olabilir ama birazdan anlatacaklarım bütün telsizler için geçerlidir. Sahada olduğunuzda telsizinizi sürekli açık tutmak istemezsiniz. Çünkü orada ne kadar kalacağınız belli değildir. Pilinizi tekrar şarj edebilecek misiniz? Yedek piliniz var mı? Enerjiye ulaşabilecek misiniz? Bunlar soru işaretidir. Ve bu tip durumlarda kaynakları korumak çok önemlidir. Bu yüzden Wilderness Protokol denilen bir şeyi kullanıyoruz biz. Wilderness Protokol, önceden belirlenmiş frekanslarda çağrı yaptığımız bir protokoldür. 2 metre amatör radyo için bir frekanstan bahsedeceğim. Bu bir VHF frekansıdır ve bu frekans 145-500'dür. 2 metrede en çok kullanılan simplex frekanstır arkadaşlar. Protokol basit, sahada olduğunuzda sabah 7'den başlamak üzere her 3 saatte bir telsizinizi açıp 5 dakika dinleme yapacaksınız. Tamamen bu. Tabii ki bu protokolü önceden hazırlanmak gerekiyor. Telsizlerinizi bir veya birden fazla telsiziniz varsa bu frekansları telsizinize programlama kablosuyla kaydedebilirsiniz. Ve bir saha görevine çıktığınızda veya bir geziye çıktığınızda bunu etrafınızdaki insanlar da telsizi kullanabilsin diye acil durumlarda ufak kağıtlara yazıp telsizinize bantla yapıştırabilirsiniz veya lastikle yapıştırabilirsiniz. Bunu da kullananlar var. Amatör telsiz belgeniz olduğunu düşünüyorum. Bu belirlenmiş saatlerde telsizinizi açıp biraz dinleme yapıp sonrasında da çağrı işaretiniz ve frekansta dinlemede olduğunuzu belirtebilirsiniz. Gerçek hayatta kendinizi rölelerin veya cep telefonlarının hiç çekmediği konumlarda bulabilirsiniz. Veya böyle bir durumda kalmış birisine yardım ettiğinizde inanın hayat kurtarmış olacaksınız. Bir kıyamet senaryosunda lisansınız yoksa dahi bu protokolü uygulamanızı tavsiye ederim. Belirli saatlerde belirli frekansları dinlemeli ve aynı zamanda dinlediğinizi belirtmeniz gerekir. Bu protokolü uygulayarak yardım isteyebilir ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koşabilirsiniz bir şekilde. Eğer amatör telsiz lisansınız yoksa dahi internette bulabileceğiniz soru bankalarını çözerek, biraz da ezberleyerek çok kolay bir şekilde telsiz lisansınıza kavuşabilirsiniz. Şu anki yönetmelikte telsiz lisansını, yani telsizi kullanabilmek için C lisansı bile yeterlidir. Yine sahaya dönecek olursak telsizinizi sadece belirli zaman aralıklarında kullanmanız pilinizin hızlıca boşalmasını engelleyecektir. Eğer bir aracınız varsa mobil bir radyo almak yerine mıknatıslı antenlerden alıp aracınızın tavanına bağladığınızda ve bir aparat ile el telsizinizi antene bağladığınızda aslında bir nevi mobil telsize sahip olmuş olursunuz ve bu protokolü uygulamanız da size kolaylık sağlar. Diyelim ki günlük bir yürüyüşe çıktınız. Bir şeyler ters gitti. Orada düşündüğünüzden daha uzun süre kalabilirsiniz. Belki bir uçuruma yuvarlandınız. Likya yolundan yürürken ayağınız kaydı, düştünüz ve sesinizi duyuramıyorsunuz. Telefonunuz çekmiyor ve sadece yanınızda el telsiziniz var. Bu telsizlerin ne yazık ki pilleri çok uzun süre dayanmıyor ve siz yürüyüş yaparken telsizi açık bıraktıysanız veya çantanızda açık kaldıysa çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalacaksınız. Bu gibi durumlarda bu şarj istasyonlarının, telsizleri koyduğumuz şarj istasyonlarının USB dönüştürücü kabloları var arkadaşlar. O kablodan da yanınızda taşıyıp bir power bankle 10.000 mAh'lik belki telsizinizi şarj edebilirsiniz. Veya her marka telsiz için USB girişi olan bazı bataryalar satılıyor. Bu bataryalardan temin edebilirsiniz. Onun dışında görece daha pahalı olan telsizlerin kendi üzerinde veya hazır üzerinde gelen stok pillerinin üzerinde USB-C girişleri oluyor. Bu şekilde de şarj edebilirsiniz. Eğer öyle bir telsiz alma imkanınız varsa. Powerbank'lerin güzel yanı ucuzdur. Her yerde bulunabilir. Pahalı bir telsizden daha efektif kullanılabilir, daha fayda sağlar.
ve küçüktür. Yani telsizin için 3-4 tane yedek pil almak yerine bir tane 11 miliamperlik power bank almak ve dönüştürücü kablo almak daha kolaydır. Bu Wilderness protokolünü bir kağıda yazarak, küçük bir kağıda yazarak bir bantla telsizinize tutturabilirsiniz. Ailenizle veya dostlarınızla bir doğa yürüyüşüne çıktığınızda, birisi kaybolduğunda sadece sizin o üzerine yazmış olduğunuz kağıttaki protokolleri uygulayarak size ulaşabilir ve yardım isteyebilirler. Yine bu tarz bir saha etkinliğinde küçük bir telsiz kullanım briefingi aslında ekipteki herkesin telsiz kullanmayı basit haliyle öğrenmesini sağlayabilir. Bunun dışında bu protokol siz herhangi bir doğa gezisine çıktığınızda veya atıyorum kampa gittiğinizde bir yardıma ihtiyacınız olmasa dahi takip etmeniz gereken çok güzel bir protokoldür. Açarsınız telsizinizi belirlenen saatlerde ve birinin bir şeye ihtiyacı var mı diye dinleyebilirsiniz. Bugün Türkiye'de bu acil durum protokolleriyle alakalı çok bir kaynak ne yazık ki yok. Bu derece aslında zor durumda kalınmayla alakalı da bir protokol göremedim. Evet, insanlara telsizin nasıl kullanılacağı anlatılıyor. İnsanlara işte frekanslar, işte iletim teknikleri, anten yapımları, işte kendini nasıl tanıtırsın, bunlar çok anlatılıyor. Ama gerçek hayat durumu, acil durumunda bu telsizlerle nasıl iletişim kurabiliriz, insanlar bize nasıl ulaşabilir, bunları çok anlatmıyor insanlar. Yine siz böyle bir acil durumda kaldığınızda veya ekibinizle bir saha aktivitesine katılacaksınız, briefing vermeniz gerekiyor. Önceden programlanmış telsizinizden frekansları sırayla ekibinize gösterebilirsiniz. Eğer her saat başı denediği frekanstan yanıt alamadığı takdirde frekansı hangi sırayla değiştirip denemeye devam edeceğini de karşınızdaki ekibinize anlatmanız gerekir. Ayrıca piyasada bulunan bu basit, ucuz Çinli telsizler PMR frekanslarını da dinleyebiliyorlar. Bununla alakalı bir video yapmıştım. Herhangi bir acil durumda, herhangi bir afet veya kıyamet büyüklüğünde bir şey yaşandığı takdirde PMR frekanslarını dinleyebilir, bir ihtiyacı olan kişi varsa ona yardım edebilir veya kendiniz PMR frekansları ile yardım talebinde bulunabilirsiniz. Bunu da unutmayın dostlar. Bununla alakalı videom vardı kanalda. Şuraya bir kart ekleyebilirsem ekleyeceğim. Evet, bu videoda sahada hayatta kalmayla ve hayat kurtarmayla alakalı bir protokolden bahsettim. Wilderness protokolü, vahşi doğa protokolü, isterseniz kıyamet protokolü deyin buna, isterseniz afet protokolü deyin. Ama bu protokol sizin hayatınızı kurtaracak. Bütün sevdiklerinize, telsiz kullanan veya kullanmayı düşünen bütün sevdiklerinize bu yöntemi anlatmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben sahada veya herhangi bir acil durumda kaldığımda saat 7'den başlayarak her 3 saatte bir telsizimi açıp o frekansta 5 dakika boyunca en az dinliyor olacağım. Tabii bu protokol içerisinde kullandığımız simplex frekanslarda da ton değeri girmememiz gerekiyor. Çünkü yardım isterken karşı taraf eğer ton taraması yapmayı bilmiyorsa, ton tarayamıyorsa başımız büyük dertte demektir. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.